Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz 7. sınıf 3. ünite Biographies. Bu ünitemizde geçmiş zaman kalıbını ve tarihlerin okunuşlarını öğreneceğiz. Önce önemli kelimelere göz atalım. Famous, ünlü. Education, eğitim. Grow up, büyümek, gelişmek. Rise a child, çocuk büyütmek. Get engaged, nişanlanmak. Be born, doğmuş olmak, doğumlu olmak. Graduate, mezun olmak. Invent, invention, icat etmek, icat. Discover, keşfetmek, discovery, keşif. Career, kariyer, profession, meslek. Experience, deneyim, tecrübe. Get married, evlenmek. Get retired, emekli olmak. Engineer, mühendis. Electricity, elektrik. Radio waves, radyo dalgaları. Produce, üretmek. Product, ürün. Success, başarı, successful, başarılı. Dream, hayal. Talent, yetenek. Die, ölmek. Win award, ödül kazanmak. Scholarship, bursluluk. Konu özeti olarak bu ünitemizde geçmiş zamanı öğreneceğiz demiştik. Geçmiş zaman nedir? Diyelim ki şu an 2021'deyiz. Şu andan bahsediyorsak, bugünden bahsediyorsak geniş zamanı kullanıyoruz. Geçmişten, yani 1990 dönemlerden bahsediyorsak geçmiş zaman yapısını kullanacağız. Sadece yıl olarak da değil, yani gün olarak da, tarih olarak da, saat olarak da geçmiş zamandan bahsederiz. Evet, şu anki olan olaylardan değil, geçmişten bahsediyorsak, önceden bahsediyorsak burada past simple yapısını kullanacağız. Evet, konuştuğumuz zaman diliminden bahsederken şimdiki zaman, geçmişten bahsederken de past simple'ı kullanacağız demiştik. Örnek cümlelere bakarsak, I'm a teacher, ben öğretmenim. I was a teacher, ben öğretmendim. Nasıl yaptığımızı birazdan göreceğiz. Evet, bu öznelerden sonra, I öznesinden sonra, am, eşit öznesinden sonra, yani o dediğimiz durumlarda başka birisinden bahsettiğimizde is kullanıyorduk. Biz bunu geçmiş zamana çevirirsek ikisini birden, yani am de is de ikisi birden was olacak. Yani daha sade, tek seferde halloluyor. Diğeri de were, çoğul öznelerde de are yerine were kullanıyoruz. Yani iki tane geçmiş zaman yardımcı fiilimiz var. Tabii be fiili bu. Olmak fiili, yani fiilin olmadığı durumlarda isim cümlelerinde am ve is yerine was yapıyoruz. Are yerine de were yazıyoruz. 3'ten 2'ye düşmüş oluyor. Kolaylık tabii ki. Evet, cümlenin sonunda kullanacağımız kalıplar var. Mesela yesterday, dün. Last, geçen, ago'da önce demek. Bunları şöyle söyleyelim. Türkçedeki gibi last, geçen. Mesela last week gibi. Birin dışında, yani 2, 3, 4 gibi sayacağımız ifadelerde de ego'yu kullanıyoruz. Yani 2 days ago, 2 gün önce, 3 weeks ago. Bunun gibi ifadelerde de ego'yu kullanıyoruz. Last year, geçen yıl. Last week, geçen hafta. Last month, geçen ay. Yani bir ay öncesi, bir hafta öncesi, bir yıl öncesi. Evet, birden fazlaysa da s takılarını ekliyoruz, çoğul olduğu için. Ve ago diyoruz. 2 days ago, 3 years ago, 4 weeks ago, 4 hafta önce. Evet, bunları söylemiştik. Last week, geçen hafta, 2 days ago, 2 gün önce, yesterday, dün diye gidiyor. She was ill yesterday, dün hastaydı. Fiil yok burada. Be fiilini çekimledik. Hasta idi. We were at school last year, geçen yıl okuldaydık.
I wasn't in Ordu in 2004. 2004'te Ordu'da değildim. Evet. I'm 11 years old now. Şu an 11 yaşındayım. O zaman geçen yıl, yani last year, kaç yaşında olurum? 10 years old. Şu an 35 yaşındayım. 2000'de 3 yaşındaydım. I was 3 years old. 3 yaşındaydım. Evet, olumsuzları wasn't ve weren't. Hatta bunları buraya koyduğumuzda soru oluyor. Was she in Antalya? Dediğimizde Antalya'da mıydı? Şeklinde soru oluyor. Evet, fiilin olmadığı durumlarda emizarı nasıl dönüştürdüğümüzü anlattık. Eğer bir fiil varsa bunu ne yapacağız? Geniş zamanda normalde fiilin birinci hali, yani kendisini kullanırdık. Ama geçmiş zamanda fiilin ikinci halini kullanacağız. İkinci halini iki şekilde kullanırız. Listeye bakarız, yani düzensiz mi bu fiil? Düzensiz ne demek? Normalde bir kural vardır. Bu kurala uymayan fiiller arasında mı? Bunu öğreniyoruz. Eğer değilse ED'ye getiriyoruz. Yani önce listeye bakacağız. Yoksa ED'ye getireceğiz. We visited our uncle. Amcamızı ziyaret ettik geçen hafta. Evet. Fiilin ikinci hali nasıl bulacağız dedik. Listeye bakacağız. Listede yoksa sonuna ED'ye getireceğiz. Ama bazı ses olayları var. Mesela study, ders çalışmak. S takısının geldiği şekildeki kural burada da geçerli. EA oluyor. Studied. S takısındaki gibi yani. Evet, düzenli fiiller. Yani kurala uyan fiiller. ED'ye geliyor sürekli. Gördüğünüz gibi. Son harf tekrarlanabiliyor. Türeme oluşabiliyor. Sadece D gelebiliyor. Çünkü burada E var. ED yerine sadece D getirebiliriz. Düzensiz fiiller. Bunlar da kurala uymayan fiillerdir. Do. İkinci hali did. Yani I do sports. Spor yaparım. I did sports. Spor yaptım. Geçmiş zaman. Evet. Listemiz burada. Bunlar fiilin birinci halleri. Şurası. Anlamları. Ve geçmiş zaman halleri. Geçmiş zaman ikinci hali yani. Bunlar. Mesela buy. I buy watch. Saat alırım. I bought watch. Saat aldım. Evet. Go. Went oluyor. Make. Made oluyor. Bunların hepsi düzensiz fiiller. Düzenli olması için ED'ye gelmesi gerekiyordu. Toparlarsak, olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini yazdık. Olumsuz ve sorularda didn't ve did yazıp fiilin birinci halini kullanıyoruz. Yani sadece olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali var. Bir de soru cümlelerinde bazen özne yoksa orada da fiilin ikinci hali kullanılır. Yani who played golf? Kim golf oynadı? Özne olmadığı için fiilin ikinci halini yazıyoruz. We moved to Ankara last year. Geçen yıl Ankara'ya taşındık. Geçmiş zaman cümlesi. I went to cinema yesterday. Dün sinemaya gittim. I climbed tree. Ağaca tırmandım. I didn't climb. Olumsuz yaptık. Ne yaptık? Bunu sildik. Didn't yazdık. Tekrardan buraya ed gelmiyor. Sonra did you climb? Tırmandın mı? Eğer tırmandıysak yes I did. Hayırsa no I didn't diyebiliriz. Evet. Bakalım ayı burada balık yakalayacak mı? Eğer yakaladı diyorsak caught fiilin ikinci halini kullandık. The bear caught fish. The bear didn't catch fish. Bu da olumsuz hali. Olumsuz. Soru hali de did başa geliyor. Did the bear catch fish? Yakaladı mı? Yes no sorusu. Ne yakaladı? What did the bear catch? Ayı ne yakaladı? Sorularda did kullandık. Evet, kim yakaladı, kim sorusunda özne belli olmadığı için direkt fiilin ikinci halini kullanabiliriz. Yani did, catch demiyoruz. Direkt caught diyoruz. Hatta burada who'yu özne olarak düşünebilirsiniz. Kim? Evet, tarihleri nasıl okuyacağız? Önce tarihleri okumadan önce sıra sayılarını bilmemiz gerekiyor. Sıra. Yani birinci, ikinci, üçüncü gibi. First, second, third. Bu üçünün dışında hep th getiriyoruz. Bakın th. Hatta 21, 22, 23'e bakın. Burada da 1, 2, 3 şuradaki kural geçerli. Evet 30, 31, 32, 33. Bunda da 41, 42, 43. Bunda da aynı kural geçerli. First, second, third'ın dışında hep TH geliyor. Zaten son iki harfi bakarsak son iki harfi böyle kısaltıp üzerine yazabiliyoruz. Niye bunlar önemli? Çünkü ayın kaçıncı günü olduğunu söyleyeceğiz. Ayın ikisi değil,
İkinci günü second diyeceğiz. Evet, yani 1, 2, 3 değil, birinci, ikinci, üçüncü diyeceğiz. Kısaca da first, second, third'ün kısaltılmış halleri. Evet, 3 Aralık değil, Aralık'ın üçüncü günü diyeceğiz. April the third. Ayı başa yazarsak gerek yok ama günü başa yazarsak yani the third, üçüncü günü of April. Of'u atabiliyoruz bazen konuşma dilinde ama asıl kullanım böyle. Evet, ay, yıl, mevsim gibi büyük zaman dilimlerinde in, günlerde on, saatlerde de et kullanıyorduk. Buradaki on bizim için önemli çünkü ayın kaçıncı gün olduğunu söylediğimizde bir ayı değil bir günü ifade ediyor. Ayın 18'i. Yani 18. günü. O yüzden 10 kullanacağız. When were you born? Ne zaman doğdun? I was born in 2000. 2000'de doğdum. Temmuz'da doğdum. Bunların ay, yıl, zaman dilimlerinde in kullandık. Ama the second of May, Mayıs'ın ikisinde dediğimizde, ikinci gününde dediğimizde gün belirttiği için burada 10 kullandık. Yılları nasıl söyleyeceğiz? İkiye böleceğiz her zaman. 1965, yani 1965 diyeceğiz. 1965. 1812 diyeceğiz. 1812. Çift sıfır varsa 100 diyoruz. 100 çünkü. 1,05 varsa, yani 17,05, 16,04 gibi. O zaman 17, o, bunun sıfırı o diye söyleyeceğiz. 05. 2009'a kadar 2000 and deyip yılı söyleyebiliriz. 2000 ve diyebiliriz. 2010'dan itibaren tekrar bölebiliriz. Evet, 23 Nisan, 23rd of April. 1 Aralık, böyle de diyebiliriz. First of December. Evet, when is your birthday? Doğum günü ne zaman? Salı diyebiliriz. Gün sonuçta 10 kullandık. It is 22nd of May. Mayıs'ın ikinci günü. Yine bir güne denk geliyor. O yüzden 10 kullandık. It's in May. Burada in kullandık çünkü ay belirtiyor, gün değil. Evet, bunları olumsuz yapalım. Nasıl yapacağız? Evet, olumsuz yapmamız için fiilin birinci halini yazacağız. Başına didn't getireceğiz. I didn't walk. I didn't bring my lunch. To school, okula öğlen yemeğimi getirmedim. We didn't see. Görmedik. I arrived at Geneva'ya vardım diyor. Didn't finish. Didn't go. Gördüğünüz gibi fiilin birinci halleri ve başına didn't. Evet, last year I spent fiilin ikinci hali geldi. Çünkü geçen yıl diyor. Geçen yıl İrlanda'daydım. It was great. Harikaydı. I traveled around by car. Arabayla ziyaret ettim. Seyahat ettim. Arkadaşlarımla. İki arkadaşımla. And we visited. Bir sürü ilginç yer ziyaret ettik. In the evenings, we usually, genellikle gittik. Genellikle gideriz değil. Geçmiş zamandan bahsediyor için, bahsettiği için. Yani bu parçanın bütününe bakarsak geçmişten bahsediyor. O yüzden birinin ikinci halini yazdık. We learned some Irish dances. Dans öğrendik. Was ya da were yazacağız. Özlemimiz çoğuz olduğu için were yazıyoruz. It didn't rain. Yağmadı. But we saw some beautiful rainbows. Gökkuşağı gördük. Where did you spend your last holiday? Peki sen geçen yaz tatilini nerede geçirdin? Evet, test bölümüne geçtik. Poorest mark, en zayıf notu almış ve ağlamış. Evet. Öğrendi diyemeyiz notu. Aldı diyebiliriz. Ama mutlu hissedemez. Got da diyebiliriz. Took ya da got olabilir. Kazandı diyemeyiz. Not kazanılmaz. Yarış kazanılır. Evet. Kötü not aldığına göre ağlaması gerekir. O yüzden cevap Denizli. Work in development molecular machines. Thanks to his achievements. Nobel Prize. Nobel ödülüne ödülüyle ödüllendirildi. Edilgen bir yapı oluyor bu aslında ama neyse. Evet. 5 months ago my grandfather CEO olarak yani emekli olduğumda CEO'ydu. Got retired. Ve daha sonra köye taşındı diyebiliriz. Professor Barsley didn't pay his educational expense when he was student at Harvard. Evet. Masraf demek bu. Masraflarını, eğitim masraflarını didn't pay, ödememiş. Neden ödemez? Çünkü bursluluk kazanmıştır. Bakalım. Bir dakika. Evet, bunu işaretlememişiz. Received scholarship. Bursluluk kazandı dememiz gerekiyor. Carla, evet, Mark'ın umbrella şemsiyesini ödünç almıştır. Çünkü kendisininkini unutmuştur. Borrowed Mark's umbrella.
David left the meeting earlier. Erken terk etti çünkü diğerleri kötü earlier than others because çünkü kendini berbat hissetti. Moved to Madrid when he was 17 to 8. Salvador Dali 17 yaşında taşındı. Niçin? Buradaki to amaç bildirir. To get married, evlenmek için mi? Spend money because perfectly good at painting. Boyayla alakalı, resimle alakalı. Güzel sanatlar olabilir. Albert Einstein was a fizikte sıra dışı başarılar elde etti dememiz gerekiyor. Evet, was born in yıl olarak 1942. Evet, tarihlerin okunuşunu az önce söylemiştik. 1942 olması gerekiyor. He graduated from Cambridge University. Mezun oldu. Bakalım. Education. Cambridge University between 1962 yani 1962 and 1966 yani 1966'da mezun olmuş oluyor. 4-5 yıllık bir eğitim var. Here's the milestones of famous musician Mozart. Evet, hangisi doğrudur? Evet, Beethoven studied with him after Mozart wrote his first opera. İlk operasını yazdıktan sonra beraber çalıştı. Evet, ilk operasını yazdı, sonra da beraber çalışmışlar. Evet, which of the following didn't the reporter ask? Hangisini sormamıştır? Doğum tarihi, when were you born? Ne zaman gittin? When did you go to Paris? Ne zaman mezun oldun? Evet. Enstrümanla alakalı hangi enstrümanı çalabilirsin? Hatta geçmiş zamanla alakası yok bu cümlenin. Böyle bir soru yok. There is no information about Sam's parents. Evet. Sam'in ailesiyle alakalı neler yok? Get married var. Graduate var. Retired. Yani yaşlarıyla alakalı. Evet. Yaşları da burada var. Yaş, eğitim, meslek var. Evet. Ve şu an emekli olmuşlar ama çocukluklarıyla alakalı bir şey yok. Childhood, çocukluk demek. Evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın.